Bugün yine kanalımdaki abone sayısına pek yardımcı olmayacak bir video hazırladım sizler için. Altcoinlerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu altcoinlerden neden bahsetmeyi pek sevmediğimden bahsedeceğiz. Ben altcoinlerin orta uzun vadede iyi yatırım fırsatları olduğunu düşünmüyorum. Elbette trade'de imkanlar var. Yani kısa vadeli al satlarda imkanlar var. Fakat o da ya çok profesyonel bir yatırımcı olmanızı gerektiriyor. Yani saatlik detayda, dakikalık detayda teknik analiz takip edebilen kripto para dünyasının bütün detaylarını kavramış, çok bu işe vakit ayıran bir insan olmanızı gerektiriyor. Ya da çok şanslı olmanızı. Onun dışında altcoin'lerden para kazanmak gerçekten çok zor. İşte bugün bu tezimin üzerine gideceğiz. Neden altcoin'lerden hiç hoşlanmıyorum? Bunun regülatif boyutu var ama daha önemlisi yatırım aracı olarak gördüğümde neden pek hoşuma gitmiyorlar? Bütün bunları anlatacağım. Elbette altcoinlerden çok para kazananlarınız var. Benim toplam yatırımcı hayatımdan daha fazlasını şanslı bir yatırımla zamanında Dogecoin, Shiba, bu yıl Pepe bunları yapıp çok para kazananlar var. Buna bir itirazım yok ama o yatırım değil o trade hatta hafif kumar. Neden öyle düşünüyorum Ben neden altcoinlere pek de vakit ayırmıyorum. Siz de bence pek vakit ayırmamalısınız. O gürültüden biraz uzak durmalısınız. Daha iyi fırsatlar nerede var? Bütün bunları bugün anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce yatırım nedir oradan başlayalım. Herkesin farklı tanımı olabilir. Benim anlayışımda yatırımcılık biraz orta uzun vadeli. Yani bir varlığı aldığım zaman onu bir 1-2 yıl en azından tutmak isterim. Tesla gibi bazı varlıklarda bu daha da uzundur. Bitcoin'de de öyle 5-10 yıllara kadar yayılabilir. Neden böyle yapıyorum? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bir finansal varlıkta uzun vadede kaldığınız zaman para kazanma ihtimaliniz çok daha fazla. Ve özellikle benim gibi erken aşama teknolojilere yatırım yapıyorsanız o teknolojilerin adam olup da bir para kazanan hale dönmesi vakit alabiliyor. İkinci mesele de yaptığım yatırımla ilgili bazı somut ölçülebilir kriterler isterim. Yani hisse senetlerinde bunlar kolay işte. Fiyat kazanca bakarsınız, karlılığa bakarsınız, nakit akışa bakarsınız. Bitcoin'de bu nispeten kolay çünkü blockchain aktivitesiyle ilgili çok fazla şeyi görebiliyoruz. Ama altcoin'lerde bunların çoğunu göremiyorum. Ve fiyatın nereye gideceği konusunda sadece teknik grafiklere yani geçmiş fiyat hareketlerinden ileriye yorumlamaya yönelik olan çalışmalarda beni kesmiyor. Çünkü evet teknik analize karşı değilim. Gereklidir. Ama esas mesele temeldir ve yatırım yaptığım varlığın örneğin bir şirket hisse senediyse onun ürünü nasıl piyasası büyüyor mu pazarı büyüyor mu bunları görmek isterim ve burada bir adaptasyon eğrisi var mı yani gittikçe daha fazla insan o teknoloji kullanacak mı bu konuda somut verilere sahip olmak isterim. Bu iki kriter çerçevesinden alt koyunlara bir bakacağız şimdi çünkü bu iki kriteri de yerine getirmeklerini düşünüyorum. Önce gelin bir rakamlara bakalım. Yani bu kripto pazarının büyüklüğü nedir ve bunun içinde altcoin'lerin payı ne kadardır anlamaya çalışalım. Bugün baktığımızda CoinMarketCap bilgilerine göre toplamda 25.830 farklı kripto para var. İnanılmaz bir rakam ve her günde artıyor. Bunlar 643 ayrı pazarda işlem görüyorlar ve toplam market cap'leri yani piyasa değerleri 1.65 trilyon dolar. Hı, buna kadar bir para derseniz Apple tek başına 3 trilyon dolar sadece bir perspektif olsun diye oturtmaya çalışıyorum. 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar dolar civarında ve Bitcoin'e Ethereum'un dominansı çok yüksek. İkisini üstte koyunca %60'lara varıyor neredeyse. Peki neler var bu altcoin pazarında neler oluyor? Piyasa değerlerine bir bakalım. En üstte tabi Bitcoin ve Ethereum varlar. Bitcoin altcoin değil elbette. Ethereum da hani altcoin demeyelim artık. Çok büyüdü çünkü. İkisinin toplam değerine burada baktığınızda biri 512, biri 207 yani 719 milyar dolara yakın toplam bir değerleri var. 1 milyar 65 milyon toplamdan çıkarırsak ben size hesabı yuvarlayacağım biraz basit gidelim diye 300 milyar dolar gibi bir rakam kalıyor elimizde. Diğer 25.828 altcoin'e dağılan. Bunun içerisinde de tabii stable coin'leri bir düşmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü stable coin'lerle ilgili teorik olarak en azından hiçbir şey takip etmememiz lazım. Onlar dolara pledge yani hep bir dolar etmeleri gerekiyor. Gerçi sıkıntı yaşanıyor bazen ama. Baktığımızda bunlardan Tether'ın piyasa değeri tek başına 83 milyar dolar. USD coin 28 milyar dolar yani ikisi 110 milyar dolar civarında etti. Yine baktığımda stable coinlerden büyük bir tanesi Binance USD 4 milyar 200 dolar yani üste koyduğumuzda kabaca 110 milyar dolar yakın para da buradan eriyor. 300'den 110'u çıkarttığımızda elde ne kalıyor? 180-200 milyar dolar para kalıyor. Matematiğimdir biraz yanlış olmuş olabilir ama rakam bu kadar. Bu kaç coin'e dağılmış durumda? 25.820 coin'e dağılmış durumda alt coin'e. İnanılmaz bir rakam bu. Ve bunu kontrol etmek, takip etmek mümkün değil. Yani oradan bu sene Pepe hocam şöyle prim yaptı sen kaçırdın diyebilirsiniz ama, ama bu 25.000 coin'i ve toplam değeri bu kadarcık olan ve bu çok küçük bir rakam hakikaten. Yani örnek vereyim Nvidia geçen hafta tek günde 50 milyar dolar piyasa değeri kazandı. Tesla bu yılın başından itibaren piyasa değerine 500 milyar dolara yakın ekledi. Yani bu rakamlar hakikaten küçük. Ama diyelim ki emek verdim. 25.820 altcoin arasından doğrusunu seçeceğim, doğrusunu bulacağım, doğru zamanda gireceğim, doğru zamanda çıkacağım ve para kazanacağım. Biraz zor bir bence değer önermesi. İkinci bir boyutuna bakalım. Şuradaki sütun from all time high diyor. Yani bu coin'in en zirveden ne kadar fiyat kaybettiği. Bitcoin'de %62'lik bugün itibariyle zirveden kayıp var. Ethereum'da %65 kayıp var. Bu kayıplar da sert kayıplar yani hiç diyecek bir şey yok ama nispeten yani bir Nasdaq yatırımcısının göğüsleyebildiği boyutta kayıplar. Yine de çok büyükler ve bence hep stop olması gerekiyor bana sorarsanız. Tether'da kayıp biraz daha az. Onda aslında hiç olmaması lazım bu arada. Çünkü o dolara pledge olması lazım. Stablecoin. BNB'de %65 burada sahminim o ki Binance ve CZ bunu buralarda tutmak için epey çaba harcıyorlar. USD coin, stable coin %57 kayıp var gayet ürkütücü. Şimdi gelelim daha ciddi alt coinlere. XRP'de değer kaybı all time high'dan %87. Cardano'da %92. Doge coin'de %92. Tron'da %77. Solana'da %94. Litecoin'de %81, Polygon'da %80, Polkadot'ta %92, Ton coin'e yüzde yetmiş aldı. Bunlar dev rakamlar. Bakın eğer aldığınız varlığın hisse senedinin coin'un değeri yüzde doksan erimişse tekrar aynı fiyata gelmesi için 20 kat değer yükseltmesi gerekir. Ya bu benim gözümde yatırımcılık değil. Yükselebilir mi bunların bazıları? Yükselebilir. Bunların bazılarında fiyatlarda dibi bulmuş olabilir Bulmuş olabiliriz. Ama benim yatırımcılık anlayışımda bir varlığı alıp çok uzun süre tutuyorsak bu kadar sert fiyat kayıplarıyla karşılaşmamamız lazım. Yani bu çerçevede baktığımda uzun vadede ben bunları çok iyi bir yatırım gibi görmüyorum. Diyebilirsin ki hocam öyle diyorsunuz da siz bunu all time high ile karşılaştırıyorsunuz. Peki all time high ile karşılaştırmayalım. Biraz daha ortalamaları görmeye çalışalım. Mesela burada XRP'yi görüyoruz. İşte son zamanlarda en çok konuşulanlardan bir tanesi. İşte bazı fenomenler çok övünüyorlar. Ben XRP'yi gördüm yatırım yapıyorum vesaire. Peki bakalım. Son bir yılda ne yapmış? 0.33'ten 0.49'a yükselmiş. İşte bu kadar. Ama all time'a baktığımız zaman şurada bir zirvesi var. Bir daha o zirveye yaklaşmamış bile. Şimdi bu mahkeme kararı çözülünce XRP'nin iyi bir yere var mı varmaz mı bilmiyorum. Ama ben yatırım portföyü böyle şeyleri görmek istemem açıkçası. Uzun vadeden kastımız neydi? 5 yılda. 5 yıllık hale bakar mısınız şunu ya? Benim kafama yatmıyor açıkçası arkadaşlar. Başka bir örnek. Benim de bir hayli sevdiğim bir coin olan Cardano. Yani kısaltmasıyla ada. Bakın burada bir zirve yapmış. Şurada bir zirve. 2.87 dolar hatta 3 dolarları zorlamış. Şu anda 26 sentte ve bu kadar kaybı sadece 2 yılda edinmiş durumdayız. Bu kaybı tekrar yerine getirmesi için 26 sentten 3 dolara kadar çıkması gerekiyor. Bu da 11-12 kat değer kazanması anlamına geliyor. Diyebilirsiniz ki hocam ya herkes burada almıyor ki bunu. Doğru söylüyorsunuz haklısınız. Ama çoğu yerde alan bundan eksi de. Yani evet şuradaki rally dönemini yakalamışsınız ve çok şanslıysanız çok güzel paralar kazandınız. Onun dışında Cardano'da para kazanmak oldukça zora benziyor. Bir başka önemli coin Avalanche, Avax. Bizim Türk yatırımcısı çok sever çünkü kurucular arasında bir Türk de var. Ben de hani teknolojisini seviyorum, yapmaya çalıştıklarını seviyorum. Bir sorunum yok. Ol diye baktığımızda yani başlangıçtan bu yana baktığımızda o zamanki fiyatı 3.4 dolarmış. Bugünkü fiyatı 11.3 dolar. Ya değer mi? E, çok kötü değil diyebilirsiniz. Ama en başta aldıysanız yoksa yolcunun çok büyük bölümünde nerede alırsanız alın bugün kayıptasınız. Şimdi durum bu ve bunlar babalar yani bunlar büyük altcoin'ler. Listen altlarına gitmiyorum. 25 bin altcoin'den bahsediyoruz. Neye göre seçeceğim? Neye göre araştıracağım? Neye göre takip edeceğim? Ve bir tonda gürültü var. Airdroplar e, oluyor, avantajlar oluyor. 50x'lik sepetler açıklıyor birileri. Ben bu gürültüyle ilgilenmek istemiyorum. Çünkü zaten toplamda gürültünün yaratıldığı pazarın büyüklüğü 250-300 milyar dolar civarında altcoin'lerden bahsediyorum. İki katına katlansa 600 milyar dolar eder. Bütün kurumsal yatırımcıların korktuğu bir yer vesaire. Öbür tarafta Nasdaq'ta baba gibi hisseler var. Benim kafama yatmıyor yani siz bilirsiniz ama bana bu çok zor bir yatırım gibi geliyor. İkinci sorunum da bu alt koyunların büyük bölüm bugün kullanılmıyorlar. Bir karşılıkları yok. İleride bir gün çok iyi olacağına inanılıyor. E o zaman biraz daha beklerim ya. Biraz daha yukarı doğru ciddi bir trend oluştuğuna bakarım. Bu coinleri yakından takip ederim. 25 bin tanesini takip ederim bilmiyorum ama yani ben Tesla'yı takip etme günde bir saat harcıyorum. Bunları takip ederim, birkaç tane seçip en azından hakikaten o sözünde gidiyor mu? Adaptasyon var mı? Kullanım alanı artıyor mu? Ona bakarım. Çünkü bir alt koyunun, geçici spekülasyonlar dışında değerinin artmasının tek ama tek yolu kullanım alanı genişlemesidir. Bilmiyorum Avalanche'ta kullanım alanı çok gelişme var mı? Cardano'da var mı? Mutlaka bir şeyler oluyor. Ama bunlar tekrar 10x, 20x, 25x, 30x, 100x getirir mi? Valla ben şüphe içindeyim. Üçüncü sorum da neye göre belirleyeceğiz değerini? yani işte bir şirkette bakarsın fiyat kazançtan belirlersin en kötü ihtimalle. Kâra bakarsın, gelecek beklentilere bakarsın. Oysa baktığında kripto fenomenleri sadece grafik okuyorlar. Bu grafiğin emin olun sırf avalanç grafiğinin bile şu her noktasında düşecek, yükselecek, düşecek, yükselecek diye insanlar oldu. Ya buradaki oynamalar o kadar küçük ki üstelik bu tahminleri çok büyük bölümü yanlış oluyor. Buna vakit kaybedilir mi? Yine buna size bırakıyorum. Çünkü yatırımımızın gelecekte nereye gidebileceğine dair Yanılabiliriz ama bazı dayanacağımız rakamların içeriklerin bilgiden olması lazım. Hani Bitcoin'de kafam o yönden biraz daha rahat. İşte bu dün bahsettiğim BlackRock de falan bir kenara kayacak olursak adedi belli. Kullanımı işte genişliyor yavaş yavaş da olsa. Ethereum'da mesela hiç için rahat değil. Çünkü Ethereum'un bu gas fee'si meselesini çözemediler bir türlü. Ama arkada hırslı bir ekip var çalışıyor. E çok da büyüdü marka değeri var. E peki gerisi hiçbir fikrim yok ve değer kayıplarına bakacak olursak piyasanın da yok. Çünkü bunların gerçekten yüksek bir performans çizeceğine, hisse fiyatından bahsetmiyorum burada, bu koyunun çözmeye çalıştığı probleme geniş adaptasyon gelecek konusunda cidden piyasa inanıyor olsaydı fiyatlar buraya inmezdi. Ve son olarak da bir daha boğa pazarı gelecek mi altcoin'lerin meselesi konusunda size bir katkıda bulunayım. Evet gelebilir ne bileyim ben geleceği okuyamıyorum. Fakat bir önceki çılgınlıkta hani hatırlayın grafiklerin böyle çıldırdı dönemde çok enteresan bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri deli gibi para basıyordu. Yani toplam para hacmini neredeyse iki katına çıkarttılar çok kısa bir sürede. Bu tamam belki yine para basılır ileride. O kadarını beklemiyorum ama olabilir. Ama daha önemlisi ve daha kritiği bu para doğrudan doğruya vatandaşa dağıtılmıştı. Normalde merkez bankaları para basmayı artırdıkları zaman bu parayı bankalara aktarırlar ve bankaların vatandaşa kredi olarak vermesini isterler bunu ticari veya bireysel kredi olarak. Burada öyle olmadı. Burada Covid döneminde Amerikan devleti ilk defa gitti vatandaşın hesabına doğrudan para yatırdı. Bayağı da yatırdı. 1000 dolarlar, 2000 dolarlar, 3000 dolarlar havada uçuştu. Şirketlere daha da fazla para geldi. Doğrudan doğruya A şeyleri, limite şirketlere doğrudan para yardımında bulundu. E şimdi orada o paraya ihtiyacı olmayanlar ne yaptılar? Gittiler hem Nasdaq'ta hem altcoin'lerde yüklendiler. Ve o iş biraz oyuna döndü. Amerika'da Robinhood diye bir aplikasyon var mesela. Günlük olarak şu kadar kazandım bu kadar kaybettim yani. Hepimiz yaşadık bunu o dönemde. Şu anda öyle bir şey beklemiyorum. Evet para yine bollaşmaya başlayacak %100. Yani Amerika borçlu vesaire bütün bunları ben de biliyorum. Ama böyle bir bollaşma olması için tekrar Covid gibi çok ilginç bir krizin yaşanması gerekiyor. Covid'de devlet dedi ki ya vatandaş sokağa çıkamıyor. Ben sokağa çıkmasını yasakladım. O halde cebine direkt para koyayım ki geçinsin. Ve o paranın çok büyük bölümü aslında o paraya hiç ihtiyacı olmayan insanlara gitti. Onlar da günlük trade'lere buralara geldiler. O paranın bir bölümünü büyüttüler. Akıllı olanlar çıktı. Büyük bölümü ise parasının tamamını sonradan yaşanan ayı pazarlarına kaybetti. Şimdi ne bekliyoruz bu ağaçın bu durumda? Tekrar Amerika parayı bollaştıracak ve bunu kriptoya yatırım yapacak genç arkadaşlar aktaracak. onları da kriptoya hücum edecekler. Benim kafama yatmayan bir senaryo da bu. Peki gençlerden pek para gelmeyecek gibi o zaman ne gerekiyor? Kurumsal yatırımcıların buraya gelmesi gerekiyor. O da bana çok zor gözüküyor. Malum Amerikan sermaye piyasası kurulu altcoin'lere resmen savaş ilan etmiş durumda. Onları menkul kıymet ilan etmeye çalışıyor. Çok büyük bölümü bunun içinden asla çıkamazlar. Evet sağlamları, büyükleri, başarıları bu işleri yönetebilir. Gerisi zaten ortadan kaybol, ki gidecekler. Bu durumda elinizde şöyle bir sorun var. Yatırım yaptığınız alt koydun Amerika gibi dünyanın en büyük dev finansman pazarından yok edilmesi. Orada birileri diyor ki hocam dünya Amerika'da ibaret değildir arkadaşlar. Amerika'da ekonomisi dünyanın dörtte biridir. Onun hariç tutulduğu bir kriptonun geleceğini ben öyle süper parlak görmem. Bir de diyor ki Çin işin içine giriyor. Bakın hocam Hong Kong var. Hayır arkadaşlar. Hong Kong'da Çinliler kripto alıp satamayacaklar. O bir milyar insan açık değil orası. O Çin'in bir açık gözlüğü orada para kazanmaya çalışıyor. Amerika'daki boşluktan yararlanmaya çalışıp. Beşinci ve son konumda. Çok spekülasyon açık bu pazar. Çok küçük bir pazar çünkü. Demin gördük günlük işlem hacmi 20 milyar dolar. Şu anda Nasdaq'ta günlük işlem hacmi ortalama 5 trilyon dolar. 20 milyar dolarlık işlem hacminin küçücük bölümünü bir alt koyuna yönlendirin. Bakın neler oluyor. Ve her gün Twitter'da bununla ilgili rezillikleri okuyorum. Pek çok işte fenomen bu iş nasıl giriyorlar, nasıl pumplıyorlar, nasıl Bin türlü rezillik çünkü çok küçük bunlar küçük şeylere spekülasyon ihtimali daha fazladır. Ben Nasdaq'ta küçük hisseden o yüzden hep korkarım. Çünkü bu tip spekülasyonları daha açıktır. Toparlayalım. Evet altcoin'lerde trade yapabilirsiniz. Şu anda fiyatlar düşük gibi bazıları gerçekten de yükselecektir. Ama benim uzun vadeli yatırım perspektifimde altcoin'ler yoklar. O yüzden de burada size altcoin paylaşmayacağım. Neyse ki çok sayıda fenomen var, çok sayıda kanal var. Her gün bunları konuşuyorlar, her gün grafikler çiziyorlar. Belki onları izlemek size için daha yararlı olabilir. Biz daha ciddi olalım. Daha uzun vadede yatırım yapabileceğimiz, ölçülebilir, hesaplanabilir, öngörülebilir şeylerle ilgilenelim. Altcoin'lerde yukarı doğru böyle ciddi bir kanal kırılması olursa trade yaparız belki. Ona hayır demiyorum ama yatırım olarak görmüyorum. Evet, bugün alçaklığım bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir altcoin'lere ayıracağınız vakti işinize, gücünüze, eğitiminize bir de dünya finans piyasasının gerçekten nasıl döndüğüne lütfen ayırın. Çünkü altcoin'cilerin bir bölümünün dünya finans piyasaları hakkında da yani nasıl diyeyim efsanelere inandıklarını görüyorum. Sevgiyle evet. kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.